İkinci Dünya Savaşı başladığında birçok ülkeden insanlar ülkeleri için orduya yazılmaya başladılar. Bazıları ise zorunlu olarak askere alındı. Orduya alınan birçok kişi pilot olmak, tankçı olmak ya da bir gemide görev almak gibi genel ve havalı görevlere ilgi duyarlardı. Günümüzde de ben piyade olmak istiyorum diyen çok az kişiyle karşılaşırsınız. Ama askeri taktiklerin temelini oluşturan piyadeler bazen dalga konusu olsalar da bir ordunun en önem verdiği birliklerdir. Bir savaş durumunda ise en tehlike içinde olan grup da yine piyadelerdir. Ama 2. Dünya Savaşı'nda yeni yeni gelişmeye başlayan teknolojiler ile piyadelerin dışında her gün ölüm ile burun buruna gelinen görevler de vardı. İşte bu videomuzda orduya yazılanları pişman eden, ölüm korkusunu her an ensenizde hissettiğiniz görevleri sizler ile incelemeye çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri bombardıman uçaklarıyla savaşın gidiş hattında önemli bir yer almıştı. Özellikle uçan kale olarak adlandırılan B-17 bombardıman uçaklarında yer alan mürettebatın her görevi bir ölüm görevi gibiydi. Gece İngilizler, gündüz ise Amerikalılar tarafından devamlı olarak Almanların elinde olan önemli bölgeler bomba yağmuruna tutuluyordu. Amerikalı mürettebat ise devamlı olarak neden kendilerinin gündüz görev aldıklarını sorgulamaktaydılar. 10 kişilik mürettebatı bulunan B-17'lerin hepsi büyük tehlikede olsalar da özellikle bir mürettebatın riski daha büyüktü. Bu görevli de alt taret topçusuydu. Amerikalıların ball gunner dedikleri bu bölüm uçağın diğer bölümlerine göre en zayıf zırha sahip, hatta neredeyse hiç zırh olmayan bir bölümdü. Bu bölümde görev alan mürettebat özellikle kısa boylu ve zayıf kişilerden seçilirdi. Ayrıca uçak vurulursa uçaktan atlamak için paraşütü üstünde takılı olmayan tek görevliydi. Paraşüte ulaşmak için üstünde bulunan kapak açılıp uçağın içine girilmesi gerekiyordu. Taret hidrolik olarak çalıştığından uçağın aldığı bir hasarda çoğunlukla taret sıkışıyordu. B-17'lerde yaşanan kayıpların en çoğunun alt taret topçusu olduğu da kayıtlara geçmiştir. Diğer mürettebat o daracık yere girmenin bir çılgınlık olduğunu belirtip alt tarete ölüm çukuru adını vermişlerdi. Flamethrower 2. Dünya Savaşı'nda çokça kullanılsa da kökeni 1. yüzyıla dayanmaktadır. Avrupa'da Alman ordusu ve Pasifik'te Amerikan ordusu bu silahı çokça kullanmışlardı. Özellikle Normandiya çıkarmasında da Alman sığınaklarını temizlemek için kullanılmış önemli teknolojilerden biriydi. Pasifik cephesinde tanklara da monte edilerek kullanıldı ama başta askerlerin taşıdığı basınçlı tüplere yüksek yanıcı sıvılar koyularak tabancaya benzetilmiş borulardan özellikle dar alandaki bölgelere ateşlenirdi. Alev silahını günümüzde birçok 2. Dünya Savaşı oyununda görmekteyiz. O dönem bu silahı kullanan askerlerin hem güçlü olması hem de hızlı olması gerekiyordu. Kullanan kişi muharebe sırasında ölümü her an ensesinde hissetmekteydi. Ayrıca bu silah sadece kullanan için değil, yanında bulunan birçok asker için de tehlike kaynağıydı. Özellikle Pasifik cephesinde Japon keskin nişancılar alev silahının tüplerine hedef alırlardı. Tüpün patlaması ile çevresindeki birçok asker de etkisiz hale geliyordu. Bunu gören Amerikan yetkililer daha sonrasında bu tekniği tanklara da yerleştirdiler. Ama tanklar her yere giremediği için seyyar olarak da kullanılmaya devam edildi. Özellikle operatörler gazın ağır kokusundan o kadar etkileniyordu ki savaşın sonunda bu silahı kullanan birçok asker koku alma duyusunu yitirmişti. Aynı zamanda çoğu askerin vücudunda iyileşmeyen yanıklar da oluşmuştu. Yine birçok asker bu silahı kullandığında düşmanı da olsa çevresindeki yanan kişileri gördüklerinden savaş sırasında ve sonrasında birçoğunun da psikolojisi bozulmuştu. Bu silahı kullanan bir Amerikan askeri anılarında savaş bittikten sonra bir daha ateşe bakamadığını ve ateşten korkmaya başladığını belirtmiştir. Videomuzun başında piyadelerin birçok tehlikeye atıldığını belirtmiştik. Ama savaş mühendisleri bu piyadelere ya da savaş araçlarına yol açmak için inşaat işleriyle uğraşmaktaydılar. Köprüler oluşturmak, mayınların temizlenmesi gibi görevler için ateş hattında görev yapan mühendisler hem doğa ile hem de düşmanla uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Özellikle kritik bölgelerdeki engelleri aşarak ilerlemeyi sağlamak mühendislerin görevi olduğundan birçoğu düşman ateşiyle yüz yüze kalmaktaydı. Çoğu zaman da yetersiz ekipman ile doğaçlama yaparak bu çalışmalar yapılıyordu. Buna bir örnek verirsek, yetersiz kalan telefon direkleri için İngilizler ölü atları kullanarak kabloları sabitlemeye çalışmışlardı. Bu iş hem pratik zeka gerektiren hem de korkusuz olmayı gerektiren bir işti. Piyade ya da tanklar
kadar ilerleyemez konuma geldiklerinde mühendisler buna bir çare bulmak zorundaydılar. Çoğu görevli de ateş hattının tam ortasındaydı ve birçok kayıp verilmişti. Birçok asker denizlerde görev almayı ve gemiler ile yolculuk etmeyi çok seviyordu. Ama bir de bunun denizin altı kısmı vardı. Dar bir metal içine sıkışıp saatlerce, bazen günlerce temiz hava alamadığınız bir ortam düşünsenize. İşte denizaltı mürettebatı tam olarak böyle yaşıyordu. Özellikle Alman Deniz Kuvvetleri Kriegsmarine'de görevli U-Boot olarak bildiğimiz denizaltılarda görev alan personel birçok uzun görevlere gitmekte ve döndüklerinde tanınmaz halde gelmektelerdi. Ayrıca görevleri itibariyle her an diken üstündeydiler. Yapılacak ufak bir hata o metal kütlesinin ve içindeki askerlerin sonu demekti. Mürettebat denizdeki dalgalardan dolayı devamlı olarak basınç değişikliklerine maruz kalmakta ve aşırı derecede yayılan dizel kokusundan dolayı da zehirlenenler de olmaktaydı. Diğer bir sorun ise C vitamini eksikliğinden dolayı iskorpit denen denizci hastalığıydı. Bunun için de sürekli olarak limon yemeleri gerekiyordu. Başka bir tehlike de denizin altında giderken kullanılan bataryaların deniz suyu ile teması halinde klor gazı yaymasıydı. Bu da ölümcül sonuçlara yol açmaktaydı. Açık denizde U-Boot'ta bir sorun oluştuğu takdirde mürettebatın kurtulma ihtimali de çok düşüktü. Genel olarak baktığımızda Alman U-Boot'larında görev alan mürettebatın büyük bölümü savaştan sağ kurtulamamıştı. Aşırı hassasiyetle yapılan ve en küçük hatada siz dahil bütün mürettebatı öldürebilecek hatalar yapılmaması gerekliydi. Sıradan bir sohbette künye toplayıcıları desek birçok kişi kafasında ne iş yaptıklarını canlandıramayacaktır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görevli bu kişiler ölen askerlerin künyelerini toplar ve onları gömerler ya da gömemiyorlarsa vücutlarını imha ederlerdi. Bu iş diğerlerine göre çok tehlike içermese de savaş alanında çok kötü şekillerde ölmüş askerlerle karşılaşmanız çok doğaldı. Bu işi yapabilmeniz için çok sağlam sinir yapınız ve psikolojiniz olması gerekiyordu. Bunu niye birileri yapıyordu diye sorarsanız diğer askerlerin psikolojisinin bozulmaması ya da korkuya sürüklenmemesi içindi. Burada ölen askerlerin oyunlardaki gibi kurşun yiyip düşmesinden bahsetmiyoruz tabii ki. Çok daha kötü şekillerde ölmüş askerlerden bahsetmekteyiz. Kurşun yiyip normal şekilde düşmüş asker işin en kolay yönüydü ve bu birime mezarcılar denmekteydi. Ayrıca bu birimde birçok din adamı da görev almaktaydı. Bu birimin bir görevi daha vardı. Künyelerine ulaşamadıkları ya da tanımlayamadıkları askerlerin kim olduğunu tespit etmeye de çalışıyorlardı. Böylece ailelerine haber verilebilecekti. Çok tehlikeli olmasa da savaşın içinde bir sürü insanın görev almak istemeyeceği türden bir birimdi. Alman ordusunda suç işlemiş askerlere iki seçenek sunuluyordu. Ya hapse girecekler ya da ceza taburlarına katılacaklardı. Özellikle Doğu cephesinde görev alan ceza taburları diğer askerlerin haklarından yararlanamadan savaşa sürülüyorlardı. Ayrıca bu birimlerde asker olmayan, sivilde suç işlemiş kişiler de mevcuttu. Genellikle ölümcül görevlere gönderilen bu askerler en ufak itaatsizlikte üstleri tarafından öldürülüyorlardı. Benzer birimler Sovyetler Birliği ordusunda da mevcuttu. Gulag çalışma kamplarına gitmek yerine bu birimlere katılan askerlere mayın tarlasında yürüme gibi görevler veriliyordu. Yaralanan askerlere de tedavileri yapılmıyor ve kaderlerine terk ediliyorlardı. Alman ordusunda başarılar göstermiş kişilerin suçları affedilip normal orduya gönderilirken Sovyetler Birliği'nde böyle bir düzenleme mevcut değildi. Hatta birlikteki bir kişinin yaptığı hata için bütün birlik örnek olması için infaz edilmekteydi. İlk olarak Japonların uçaklar ile kullanmaya başladığı bu sistemin başında askerler imparator için ölmenin büyük bir onur olduğunu düşünüyor ve gönüllü oluyorlardı. Fakat ilerleyen dönemde uçakların yanına denizaltılar, gemiler, düşmanın üzerine koşarak giden askerler eklenmeye başlamıştı. Her ne kadar bu Japonlar tarafından onurlu bir ölüm olarak görülse de ilerleyen dönemde ortaya çıkan belgelerde bunu gerçekleştirmeyen askerlerin infaz edilmesi için emirler verildiği de açıkça ortaya çıkmıştır. Eğer bir kamikaze iseniz ölümü baştan kabul etmişsiniz demekti. İmparator için öleceğinizi düşünseniz de savaşın geneline baktığınızda sadece düşmanın psikolojisini bozmak için hayatınızı feda etmekteydiniz. Aslında sığiyeler diğer incelediğimiz görevlere göre farklı bir konumdalar. Çünkü birçoğu sağlıkçı olmak için gönüllü olmuşlardı. Fakat tehlike bakımından özellikle piyadelere destek olan sığiyelinin görevleri çok zordu. Genel olarak askerler düşmanı etkisiz hale getirmeye çalışırken sığiyeler ise askerleri hayatta tutmaya, yaralarını iyileştirmeye çalışan kişilerdi. Ama bunu yaparken birçok ülkenin sığiyeleri silah bile taşımazlardı. Çünkü hem savaş geleneği olarak hem de askeri anlaşmalara
göre sığıyelere ateş etmek yasaktı ve savaş suçu olarak görülüyordu. Ama 2. Dünya Savaşı'nın ilerleyen döneminde artık savaş kural falan dinlemiyordu. Savaş sırasında sığıyeler miğferlerinde ve kollarında özel işaretler taşırlardı. Böylece onlara ateş edilmemesi sağlanırdı. Fakat Sovyetler Birliği Doğu Cephesi'nde sığıyeleri öldürmeye başladı. Bunu Almanlar da takip etti. Pasifik Cephesi'nde de Japonlar özellikle sığıyeleri vuruyorlardı. Çünkü bu insanlar tedavi yaparak düşman sayısını yeniden arttıran unsurlardı. Sığıyelerin birçoğu korkusuz gözü pek kişilerdi. Çatışmanın ortasında vurulmuş kişilere yardıma koşar, etraflarında uçuşan mermilere aldırış etmezlerdi. Ama ilerleyen dönemde neredeyse bütün ordular verilen sığıyeci kayıpları nedeniyle sığıyeleri ön hattan çekip çatışma sonunda görevlerini yapmalarını sağladı. Bu videomuzda 2. Dünya Savaşı'nda çok da göreve almak istemeyeceğiniz en tehlikeli ve ilginç birimleri incelemeye çalıştık. Sizler de bu tip aklınıza gelen zorlu ya da ilginç görevleri yorumlarda belirterek bu serinin 2. videosuna katkıda bulunabilirsiniz. Bu tür tarihi konulara ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere, hoşça kalın.